Tekrar merhaba hanımlar. Bu örneğim elimde yok maalesef. Sadece tabletten, Pinterest'ten açtım. Bu örneği göstereceğim. İki renkli. Çaprazlama ama renkleri farklı farklı yönlere çaprazlayarak yapmıştım. Mavi bu şekilde sola doğru. Ajurları da. Üst beyazda ise sağa doğru püskülleri ve ajurları sağa doğru. Bunu yapacağım. Bunun videosunu çekmeye karar verdim. Elimdeki ipin, beyaz ipim ve sarı ip, daha önceki ördüğüm sarı ipten yararlanarak bunun çekimini yapacağım. Daha kısa sürecektir diğer videodan. Evet, ben yine 85 ilmek attım. 5 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Buradan direkt örnek kurulumuna başlayacağım. Burada daha önce bunu örneği örerken notlar almışım. Adına çaprazlama demişim. 85 ilmek atıyoruz. 5 diş haroşa olacak şekilde örüyoruz. Daha sonra artık örnek kurulumuna geçiyorum. Bunu yaparken bu örnekte kenarlarda 5'er ilmek kenar ilmeğimiz olacak. 5 sağda, 5 solda. 10 ilmeği çıkarsak ortada 75 ilmek kalıyor. Bunun üzerine de şimdi dağılımını başlıyoruz. Evet. Evet. 5 tane kenar ilmeğini örüyorum. 1 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kenar ilmeğini ördük. Şimdi 13 tane püskül yapıyoruz. Bir. Şuradaki ipler de. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Yanlışlık olmasın, bir daha sayalım. 3, 6, 9, 12, 13. Evet. 13 tane ilmek ördükten sonra 2 tane ilmeği normal örüyorum. Sonra bir artırıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir tane ilmek normal örüyorum. Sonra artırıyorum. 2 ilmeği bir örüyorum. Bir tane normal örüyorum. Bir iki ajur oldu. Bir tane daha yapıyoruz. 3 ajurlu. Bir artırdık. 2 ilmeği tekrar bir ördük. Şimdi bakın, püskül bittikten sonra 2 tane normal ördük, bir tane artırdık, 2 ilmeği bir örerek kestik, normal bir tane ördük, bir tane artırdık, yine 2 ilmeği bir ördük, bir tane normal ördük, bir tane
artırdık. Bu üçüncü ajur oldu. 2 ilmeği bir ördük. Bir tane normal örüyorum. Şimdi bu aradaki ilmekleri sayıyorum. Kaç etmiş? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane daha örüyorum. 12 olacak. Yani 13 püskül arada ki ördüğümüz ajurlara ayırdığımız ilmek sayımız 12. Başta da 2 ilmek örmüştük. Öyle başlamıştık. Bitirdiğimizde de kestiğimizden hariç 2 ilmek ördük. Tekrar 13 tane püskül yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu da 13. Yine sayalım. 3 6 9 12 bir tane daha yapacağız. Yanlış bir eksik saymışım. 13. Evet, 13 ilmek püskül yaptıktan sonra 2 tane örüyorum. 1 artırıyorum. İkisini 1 ilmek örüyorum. Artırmadan sonra 1 tane ilmek normal örüp 1 artırıp 2 ilmeği 1 örüyorum yine. 1 tane ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 2 ilmeği 1 örüyorum. Bakalım 3 ajur oldu mu? 1 2 Evet, 3 ajur oldu. Sonra 2 ilmek örüyorum. Bakalım arada 12 ilmek olması lazım. 2 4 6 8 10 12 Evet. Şimdi tekrar 13 tane püskül yapıyorum. Kaç tane yaptığımı saymadım. Unuttum daha doğrusu. 3 6 8 olmuş. 9 10 11 12 13 Bakalım tekrar sayalım hata olmasın. 3 6 9 12 13 Evet, son kalan ilmekleri de ajur yapıyoruz. 2 ilmeği normal örüyoruz püskülden sonra. 1 artırıyoruz. 2 ilmeği 1 örüp normal bir tane örüyoruz. Sonra tekrar artırıyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Normal örüp bir tane artırıp yine 1 ilmek 1 ajur 2 ajur 3 ajur Evet, bakın artık burada 3 6 ilmek kaldı. Bunların tamamını normal örüp başa çıkıyoruz. Evet, görüldüğü gibi ilk sıra tamamlandı. Bu sırayı dönüyoruz hiçbir şey yapmadan. Arka sırada tekrar başlatacağım videoyu. Evet, döndük. Bakın, püsküllerimi düzelttim. Vakit kaybı olmasın diye. Gördüğümüz gibi 3 tane ajurumuz var. Şimdi bu sırada da sadece ajurları kaydırıyoruz.
ve püskül koymuyoruz. Zaten bu sırada var. Ama dönüşte bu tarafa, ön yüzümüze püskül koyacağız. Ajurları nasıl kaydırdığımızı bir kere daha göstereyim. Ve kenardaki 5 ilmeği her zamanki gibi örüyoruz. Püsküllü kısmı da normal örüp devam ediyoruz. Buradaki ajurlar sola doğru kayıyor. Sola doğru kaydığı için de ajur, yani delik olan ilmeği örüyorum. Sonra artırıyorum. 2 ilmeği bir örüp ajurlu ilmeği normal örüyorum. Tekrar artırıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Sonraki ajurlu ilmeği normal örüp artırıyorum. Evet. Normal. Püskülün olduğu yere yaklaştık. Normal devam ediyoruz. 3 tane sini. Evet, tekrar ajura geldik. Ajurlu ilmeği örüyorum. Bir tane artırıyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte örüp ajurlu ilmeği normal örüp artırdım. Sonraki 2 ilmek birlikte ördüm. Ajurlu ilmeği normal ördüm. Bir artırdım. Sonraki 2 ilmeği bir ördüm ve devam ediyorum. Normal örmeye, püsküllü kısmı. Yine sondaki ajurlu kısma geldik. Ajuru örüyorum. Delikli ilmeği diyelim. Bir artırdım. Sonraki 2 ilmeği birlikte ördüm. Ajurlu ilmeği de bir normal ördüm. Artırdım. Sonraki 2 ilmeği birlikte örüp ajurlu ilmeği de normal ördüm, bir artırdım. Sonraki 2 ilmeği birlikte ördüm. Geri kalan 5 ilmeği normal örüp bitiriyorum bu sırayı da. Burada sadece ajurları kaydırdık. Artık bu sırayı dönüşte hemen arkasına püsküllerin aynı ilmeklerin arkasına püskül koyarak dönüş yapacağız. Ben şuraya kadar göstereyim ki fazla uzamasın video.
sadece ilmekleri aynen örüyorum. Burada zaten ajurlar kaymıştı, o ajurları sabitlemiş oluyoruz. Arka sırada dönüşte burada püskül koyacağız. Tek yapacağımız işlem bu. Bakın tam püskülün olduğu ilmeğe tekrar püskül koyuyorum. Sayısı aynı. 13. Onun için saymaya da gerek yok. Sadece aynı püsküllerin arkasına gelecek şekilde püskül yapacağım. Evet. Normal diğer kısımları normal örüp başa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Öbür sırada tekrar görüşelim. Evet. Tekrar iki tarafta da birer sıra oldu. Bakın burada ikinci ajurlarımız sola doğru kaymış durumda gözüküyorlar. Bu sıraya gittiğimizde daha net gözükecekler. Yine normal örüyoruz. Sadece ajurları birer ilmek daha sola doğru kaydıracağız. Geçen sırada yaptığımız gibi. İlmekleri içinden olarak örüyorduk. Püskülleri sabitlerken. Sıkı tutup çok fazla açılmamalarını sağlıyoruz. Evet, bakın. Evet, ajuru örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüp ajurlu ilmeği de normal örüp artırıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Ajurlu ilmeği örüyorum. Bir tane artırıyorum. Sonraki ilmeği bir örüyorum. Bakın kaydırdık. Şimdi püsküle yaklaştı. Ama bir sonraki püskül koymamızı püskül de kaydıracağımız için sorun yok. Yine devam ediyoruz. Bu sıra kısa olması için video aynı. Hiçbir değişiklik yok. Deminki yaptığım ajurlar gibi birer ilmek daha sola doğru kaymış olacak. Evet. Başa çıkıp tekrar dönüyorum. Başa çıkıyorum. Arka sırayı normal hiçbir şey yapmadan geri dönüyorum. İlmekleri normal örüp tekrar burada görüşeceğiz. Evet. Her iki tarafta var. Artık dördüncü ajurumuzu koyacağız bu sırada. Arka sırada ikinci sıra püskülümüzü koyacağız. Ama ikinci sıra püskülümüzü koyarken 3 ilmek kaydıracağız. Yani kenarda 5 ilmek yapıyorduk. Şimdi 8 ilmek olana kadar normal öreceğiz. Daha sonra 13 tane püskül koyacağız. 4 5 3 püsküllü olan bölümü normal örüyorum.
O 3 taneden sonra arka sırada yine püskül koyuyorum. İkinci sıra püskülünü. Saymıyorum çünkü 3 tane kaydırdığım için sonda 3 tane püskülün bittiğini gördükten sonraki 3 ilmeği püskül yaparak devam edeceğim. Bakın son püsküldü bu. Şimdi sonraki 3 ilmeği de püskül yaparak örüyorum. İlk sırada koyarken yanlışlık olmasın diye hep sayıyorum ama evet, kaydırdık. Yine iki ilmeği ördüm, bir artırdım. Yine ajurları her zaman yaptığımız gibi örerek devam ediyorum. Bu sıranın sonundaki ajur da kaydırmayacağız. Onu da göstereceğim. Bakın. Buradaki üçüncü ajuru ördüm. Bir tane artırdım. Püskülün birincisiyle yanındaki sağ tarafındaki ilmeği birlikte örüyorum yine. Bu arada bir tane ilmek örüldü zaten. Bakın 3 tane püskül gözüküyor mu? Evet, 3 tane püskülü kaydırdıktan sonra, yani normal ördükten sonra bir arka sıraya yine püskül koymaya devam ediyorum. Sonda bir detay var. Oraya gelene kadar durdurayım. Çünkü hep aynı işlemler. Evet. Bakın sona doğru geldik ya. Artık ajuru, şu sondaki ajuru kenar ilmeğe doğru kaydırmayı bırakıyorum. Sadece şu ikisini kaydırıyorum. Detay buydu. İkiye artırdım. Normal. Tanesini kaydırıyorum. Bunu kaydırırsam eğer kenar ilmeğine gitmiş olacağım. Onu istemiyorum. Yani burada 3 tane delik oluştuktan sonra 2 tanesini kaydırdıktan sonra devam ediyorum normal örgüye. Onu oradaki ajur hiç yokmuş gibi örüp devam ediyorum. Yani şurada 3 tane olacak. Bu burada bitmiş olacak. Yani şöyle bir duvar çekili olduğunu düşünün. Bütün ilmekler 5 tane kalana kadar kaydıracağız. 5 taneden sonrasını geçmeyeceğiz. Evet. İkinci sıra arkada. Gördüğünüz gibi ilmekler üçer ilmek kaydı. Ajurlar yine kaydırıyoruz, devam ediyoruz. Bu sırada her şey normal, bütün ilmekleri normal örüyoruz. Ön sırada yine bir detay var, onu da size göstereceğim. Evet, arka sırada ikinci sıra püskülleri koyduk. Ön sıraya geldik. Şimdi ajurlar burada devam ediyor. Şuradan yeni bir tane ajur başlamamız gerekiyor. Onun detay buydu daha doğrusu. Bu sıraya giderken sadece şuradan bir ajur daha başlayacağım. Hepsi normal aynı gidecek. Buradaki ajurlarımız bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5. sıra ajurumuzu koyacağız. Buradan sonda 3 taneyi bitirmiştik.
3 tane de bitirmiştik ilkini. 2 tanesini kaydırmaya devam ediyoruz. Bu sırayı gidiyoruz. Normal şekilde. Tek detay, şurada bir tane 5 ilmekten sonra bir tane ajur başlayacağız. Dönüşte de ikinci sıra püsküllerini koyacağız bu tarafın. Yine buraya hemen bir tane ajuru nasıl başladığımızı göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane artırıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tek ajur. Daha sonra sıra yükseldikçe ikinci, üçüncü, çünkü bakın burada 3 tane var. Bu üçüncünün ilki, daha sonra diğerleri sırayla gelecek. Ve devam ediyoruz. Bu sırayı aynen örüyoruz. Dönüşte ön tarafımıza gelecek şekilde ikinci püskülü koyup geliyoruz.